Evet arkadaşlar, yeni bir güne merhaba. Hepinize mutlu pazarlar. Hepinize mutlu tatiller aslında. Bugün pazar, herkes izinli, herkes artık denizinde, evinde bomba gibi tatilini yapıyor. Hatırlarsınız, dün size birbirinden enfes güzel yemekler yapmıştık. Hemen bir hatırlayalım hatta bunları. Çok güzel bir damat paçası. Akabinde pembe sultan ve bruschetta, bir İtalyan başlangıcı yapmıştık. Bugün de sizlere daha farklı bir menü çalıştık. Tam bir yaz menüsü aslında. Rahat rahat yiyebileceğiniz bir yazın sizi böyle zorlamayacak güzel bir ürün. Mesela bir salatamız var burada, roka salatası. İçinde neler var neler. Suda mozzarella peynirimiz var. Sos için mayonezimiz var. Bademi, kayısısı, inciri, kirazı, üzümü, limonu. Tam bir vitamin deposu. Sizler için hazırladım bunu. Bitmedi. Burada ne var? Yazın olmazsa olmazı, semizotu salatası. Ama böyle bildiğiniz semizotlarını unutun. Bizimkinin içinde üzüm de var. Bizimki kese yoğurdundan. Ve bizimki her zaman en iyisi arkadaşlar. Hemen onun da malzemelerini sayalım. Semizotumuz, kese yoğurdumuz, salatalığımız, gene üzüm kullanacağız, üzümümüz. Bitmedi, hala bitmedi. Sizlere bir de çok basit bir tavuk but tarifi vereceğim arkadaşlar. Tatlı, ekşi, soslu tavuk but fırında. Çok basit bir sosumuz var. O sosla marine edip fırına atacağız. İnanın yaparken siz de keyif alacaksınız. Ve son nokta. Yazın. Ya bu ağır makarnalardan kurtulmak istiyoruz. Biraz daha hafif makarna yemek istiyoruz. Makarnayı da çok seviyoruz diyorsanız bu tarifi kesin kaçırmayın. Size süper bir kepekli penne yapacağım. Ve içinde marulu, kırmızı biberi, havucu, hatta domatesi olacak arkadaşlar. Mükemmel lezzetleri hazırsak hadi o zaman günümüze başlayalım. İlk önce nasıl başlıyoruz? İlk önce tenceremizi aldık ve yavaş yavaş ocağımıza doğru gidiyoruz. Ocağımızın altını açtık. Burada ben kettle kullanıyorum. Suyu ısıtmak için. Ama normalde siz bunu evde yaparken şu şekilde de yapabilirsiniz. Soğuk suyu tenceremize koyarız. Akabinde içerisine çiçek yağı ya da zeytinyağı atarak hem makarnaların birbirine yapışmamasını sağlarsınız. Şimdi ben sıcak suyumu koyduğum için çok az bir zeytinyağı gezdiriyorum içinde. Ve pennelerimle vedalaşıyorum. Pennelerimi attım. Pennelerim orada haşlanırken biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Salatamızı yapıyoruz. Hem de mükemmel bir salata. Roka salatası. Roka salatası için ilk önce yapacağımız şey salatanın sosu. Bunun için bize ne lazım? Bir tane çırpma teli lazım. Onu aldık. Mayonezimiz burada. Limonumuz burada. Hemen buradan bir de kaşık yardımı alalım, bir de kaşık yardımı. Evet, mayonezimizi hemen kabımızın içine attım. Daha sonra şöyle çekirdeklerini de attıralım. Yarım limon, ama komple sıkmayacağım arkadaşlar yarım limonu. Şöyle damla şeklinde bıraktım. Yani yarım limonun da aslında yarısını sıktım, yarısını kullandım. Hemen kaşığımızı içinden aldık. Bu arkadaşları bir yolcu edelim şöyle. Ve başladık çırpmaya. Salatanın aslında bütün lezzetini biz burada vereceğiz. Çünkü her ısırdığımızda ağzımıza gelecek tat sosun tadı. Burada çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Ve şimdi içine bir de tatlandırmak için buradan kaya tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuzu attık. Son karıştırma turumu yapıyorum şu anda. Sosumuz hazır. Ama bu sosu normal salatalar gibi bir kaseye alıp salatanın üstüne dökmeyeceğiz. Yeşilliğimizi bunun içinde harmanlayacağız. Bunun içinde hemen
Bir eldiven takıyoruz elimize gene. Bizim ellerimiz de biraz iri olduğu için. Evet, rokalarımı aldım. Arkadaşlar, özellikle burada bir bilgi vermek istiyorum size. Yeşilliğe bıçak değdirmeyin, kendini salmasın. Evet, bakın aldım, direkt içine attım. Sadece ben bunu burada ayıklarken de gene aynı şekilde sadece kökünü elimle koparttım. Ki yeşilliklerim taze kalsın, ölmesin, vitaminini kaybetmesin. Şimdi buraya aldım, şu şekilde. Başladım karıştırmaya. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bence artık karışım işlemi tamam. Hemen ne yaptık? Burada bir salata sunum kasemiz vardı. Rokalarımızı oraya aldık arkadaşlar. Daha sonra bunu hem lezzet hem de bir renk cümbüşüne çevireceğiz şimdi. Beraber yapacağız bunu. Tek değil. Evet, bunun için ne yapıyoruz? İlk önce kiraz. Kirazlarımı aldım. Kirazlardan sadece çift yanak alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Salata aynı zamanda sizi bence çok enerjik de yapar. Neden diyeceksiniz? Ya şu içindeki ürünlere bir bakın ya. Bak, 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 bak. Hop, tak. Kirazlarımızı attık. Ve sıra geldi üzümümüze. Üzümleri de arkadaşlar tek tek koparttım. Ben özellikle yeşil ekşi üzüm seçtim. Size de tavsiye ederim. Bu ekşi tadı alabilin diye. Çünkü tatlı üzüm koyduğunuz zaman tadını, lezzetini tam alamıyorsunuz. Üzümlerimizi de şimdi neden kesiyoruz diye soracak olursanız, üzümün aroması da içine karışsın. Evet, evet. Ve şimdi geldi sıra gün kurusu. Yani güneşte kurutulmuş kayısıya. Bu arada yaz aylarında çocuklarımıza eğer ıhlamur, kekik vesaire içiremiyorsak arkadaşlar, bunları tatlandırmak için de normal ıhlamurla beraber kayısıyı kaynatabilirsiniz. Bu ıhlamurun o yoğun tadını alır ve çocuklarımızdan bence muhtemelen içmek ister. Evet, şimdi kayısılarımı da aynı şekilde doğruyorum. Kayısılarımı jülyen doğramak istediğim için bu şekilde yaptım. Evet. Şimdi kayısılarımı da atıyorum. Ve salatamın aslında ben başlangıcını şu an tamamladım. Şimdi salatayı kenara alacağım. Neden? Daha doğrusu dolaba alacağım. Sosunu emsin diye ve daha sonra üzerine bademimizi, incirimizi ve mozzarella peynirimizi koyacağız. Şimdilik sana bay bay diyoruz. Birazdan seninle görüşeceğiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar, şimdi de çok özel bir tavuk yapıyoruz beraber. Ama çok özel bir tavuk. Bu tavuğu yapabilmek için bize bir sos lazımdı. Tatlı ekşi sosu da soya ve pekmezden elde edebilirsiniz. Hemen pekmezimi döktüm. Daha sonra soya sosumu döktüm. Kaselerimle gene vedalaştım. Ve içine de arkadaşlar, daha demin bahsetmiştim ya, ıhlamur. Ya diyeceksiniz ki ıhlamur ne alaka? Ihlamur soyanın keskin tuzunu alsın diye aslında. Sadece tek amacı bu. Burada ıhlamurun bize yardım amacı bu. Ihlamurlarımı da ince ince doğrayacağım. Şu şekilde. Onları da attım buraya. Bu sefer bir çırpma teline gerek yok. Normal çatalla da karıştırabilirsiniz sosumuzu. Arkadaşlar, dikkat ettiyseniz tuz kullanmadım. Dikkat ettiyseniz herhangi bir baharat kullanmadım. Sadece soya,
tekrar ediyorum. Soya, pekmez ve taze ıhlamur yaprağı. Çırpma işlemini bitirdikten sonra alt taraftan kendimize bir tepsi alalım. Bu arada bakalım makarnamız ne yapıyor? O da haşlanıyor. Normal makarnaya bu kadar darbe vurursanız makarnayı parçalayabilirsiniz. Ama kepekli makarna daha sıkı, sıkılaştırılmış olduğu için kesimi, ondan dolayı ona pek zarar gelmez. Bu bilgiyi de buradan sizlere aktaralım. Evet, şimdi tavuklarımı aldım. Tavuklarımı arkadaşlar çizgi atacağım, hem de çok fazla. Neden? Bu sosu çünkü komple emsin istiyorum. Yani marinasyonunu tamamıyla sostan başka bir lezzet almak istemiyorum ya. Sadece sosun tadını almak istiyorum. Ve bu marinasyonu size şimdi nasıl olduğunu hemen göstereceğim. Evet, tavuklarımı bu şekilde bu tarafını çizdim. Yetmedi. Bir de böyle açtım. Yetmedi, bir de böyle açtım. Çevirdim arkayı. Gene aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Hazır. Hemen aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bakın burada dikkat edin. Çizgiyi çekiyorum. Artı bir de üstüne karşı çizgi yapıyorum yani. Tekte bırakmıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarım hazır. Şimdi yapmam gereken tek şey... Tavuklarımı aldım. Sosun içine attım. Burada. Güzelce şu karışımı. Evet, görüyorsunuz. Şimdi bunu aldık. Buraya bıraktık. Evet. Evet hanımlar, buradan size sesleniyorum. Bugün akşam ya ben ne yemek yapacağım diye düşünmeyin. Normalde bu yemekler daha pratik ama ben size anlatarak, göstererek yaptığım için birazcık uzun sürüyor. Bunu da aldım. Evet. Aldım tavaya. Tavada bile mükemmel duruyor. Buradan birazcık daha ıhlamur yapraklarından aldım ben. Onları da atıyorum üstüne. Ha sakın olur böyle şey sanmayın hani, ya bu çok tatlı olur, içinde pekmez var gibi düşünmeyin. Soya çok keskin bir tat yani, çok fazla tuzlu. Ondan dolayı pekmezin şeker oranını hemen hemen kıracak şekilde diyebilirim size. Zaten adı üstünde, tatlı ekşi soslu tavuk. Hemen bu kasemizden de kurtulduk. Şimdi gene ne yapıyoruz? Fırınımıza ön ısıtma yapıyoruz. Fırınımızı 200 dereceye aldım bu sefer. O orada biraz ısınsın. Tavuklarımız da burada birazcık beklesin. Evet, makarnama bakıyorum arkadaşlar. Bence makarnam da tamam. Biraz böyle dişe gelecek şekilde hazırlanmış bir makarna. Altını kapattım onun da. Hemen buradan süzgümü alıyorum. Makarnamı da süzmeye götüreceğim şimdi. Hop. Makarnam burada kendi kendine güzelce süzülürken biz de ne yapıyoruz? Bu makarnanın, bu enfes makarnanın sosunu yapıyoruz. Onun için bize ne lazım? Bir adet tava lazım. Hemen aldım. Tavamın altını açtım. Biraz kısık ateş ayarladım ben. Gene içine çok az bir şey zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağımı attım ve malzemelerini doğramaya başlayalım. Bana bir adet kapya biber yeterli. Çünkü çok da sebzeye boğmak istemiyorum makarnayı. Ve geçen bölümden hatırlarsınız, hani bir doğrama tekniği dersi yapmıştık beraber. O derse gene bir göz atalım mı? Biberimi aldım, bıraktım. Ellerimi büktüm gene parmaklarımı, bıçağımı yan tuttum ve başladım vurmaya. Elimi kesme ihtimalim kalmadı arkadaşlar.
Neden? Çünkü bıçağı yan tutuyorum. Sekse bile elime gelmez. Bunu yavaş yavaş evde deneyin. İnanıyorum ki bu program sonunda bayağı bir hızlı şef çıkacak. Şimdi biberlerim tamam. Biberlerin yanına arkadaşlar sarımsak doğrayacağım ama sarımsakları da bu sefer ince ince doğramayacağım. Biraz kalın. Yani dörde beşe bölmedim. Özellikle yazın tansiyon sıkıntısı çekenler için mükemmel bir tarif. Yani bünyeyi yormayacak yemekler yemek lazım yazın. Çünkü aşırı sıcak. Bunun için de ben buradayım. Pratik tariflerin adamı diyebilirsiniz. Biberlerimi doğradım, sarımsaklarımı halka şeklinde doğradım. Gene aynı şekilde havucumu da halka şeklinde doğruyorum. Ve pişirmeye ilk önce sarımsak ve havuçtan başlayacağım. Havuç biraz sert olduğu için bibere göre daha geç pişer. En son da içine marulu atacağız arkadaşlar. Neden marulu en son? Çünkü marul yeşillik türevlerinden olduğu için çok çabuk sotelenir. Evet, havucumu da atıyorum. Sıra geldi kırmızı biberlerime ve maruluma. Evet, marulumu da aldım. Marulu çok fazla doğramayacağım arkadaşlar. Gördünüz, kalın çekiyorum. 1, 2, 3, 4 yaptık. Yani bir yaprak 4 şeklinde. Çünkü çok fazla küçüleceği için bunun tadını alın istiyorum ya. Bu lezzetin de tadına bakın istiyorum. Bu arada fırınım ön ısıtmayı tamamladı. Burada bekleyen harika iki tane tavuk butu. Ben izninizle fırına doğru uğurlamak istiyorum. Evet. Şu an tabii siz burada değilsiniz. Ben sizlerin yerine de bu yemekleri hem yiyorum hem de kokularını içime çekiyorum. Ve sıra geldi biberimize. Havuçlarımızı da biraz soteledikten sonra bizim 40 halk tabiri olarak kullandığımız tabirle birazcık öldürdükten sonra biberlerimi de ilave ettim. Şimdi bu esnada fesleğen atmak istiyorum içine. Sadece şu an fesleğenin tadını alsın diye ve fesleğen yapraklarını bu sefer hiç doğramayacağım arkadaşlar. Olduğu gibi bütün şekilde atıyorum. Yine tam bu esnada çok az bir kaya tuzu. Çok az kırmızı karabiber. Ve isterseniz bu tarifin içine kırmızı soğan da koyabilirsiniz. Bu sefer sarımsağı çıkartın, kırmızı soğan yapın. Ya da sarımsak, kırmızı soğan aynı anda atıp soteleyip devamında havucunu, biberini, marulunu vesaire türevlerini yani istediğiniz sebzeyi aslında kullanabilirsiniz bu tarifte. Çok basit, kolay bir tarif. Bu tarifi yapma sebebim de yazın ya ne yesek, akşam ne yapsak derdiniz olmasın. Bütün amacımız aslında bu. Evet, sıra geldi artık marullarıma. Marullarımı da attım tavama. Evet, soteleme işlemim tamamlanıyor. Tavuklarım fırında pişiyor. Ve şimdi pennelerimi de içine atıyorum. Evet. Soteleme işlemimize devam ediyoruz.
Tam burada bir soğuk zeytinyağı vurgusu yapabilirsiniz isterseniz. Ben şimdi yapacağım. Daha canlı dursun diye. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim makarnamız hazır. Makarnamızı da servis etmek için çukur bir tabak kullanmak istedim. Hem görsel olarak iyi hem de tabağın kenar dökümleri olduğu için çok fazla almıyor. Bu sayede de çok fazla yememiş oluyorum. Sırf kendimi düşündüğüm için yani. Evet, makarnam hazır. Makarnamı da aldım kenara. Tabağını da yanına bıraktım. Burada roka ile işimiz bitti. Rokamızı kaldıralım. Ve geldik en güzel noktalardan bir tanesine. Semizotu salatamıza. Semizotu salatasında arkadaşlar iki tane dikkat etmemiz gereken nokta var aslında. O da şu. Birincisi, yoğurdumuzu koydum içine. İlk önce yoğurdu sade çırpacağım, kese yoğurdunu. Sade derken sarımsakla beraber. Ve sarımsaklarımı bu sefer deminki gibi değil, deminkinin tam aksine biraz daha ince. Yine bakın. Bu işlemi her seferinde yapın arkadaşlar. Bıçağı yeter ki yan tutun, elinizi kesinlikle kesmezsiniz. Ve bu arada eğer bütün bölümleri izleyip benim son bölümden bir önceki bölümde sizlere bir soru hazırlayacağım ben. O soruya doğru cevap veren ilk kişiyle de burada beraber bir yemek yapacağız. Bunun da sözünü buradan size veriyorum. Ama hangi bölümden sorarım, nasıl sorarım artık orasını bilmiyorum. Bir de önemli hatırlatmamızı da yapalım. Yaptığım tariflere ulaşmak istiyorsanız, tekrar izlemek istiyorsanız YouTube'da Beyaz TV'den Osman Şef'le Lezzet Dünyası'ndan izleyebilir, bakabilirsiniz. Ya da alt tarafta geçen sayfalarımızda, Instagram sayfamızdan da bana soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Yine sarımsaklarımı doğramaya devam ediyorum. Kese yoğurdumu ilk önce dediğim gibi sadece sarımsakla çırpacağım. Evet, gene bu işlem içinde bize ne lazım? Bir adet çırpma teli lazım. Ve çırpma telimizi aldık ve başladık karıştırmaya. Bu işlem biraz aşağı yukarı 1,5-2 dakikada sürecek arkadaşlar. Artık yoğurdumla sarımsağın tamamen özleşmesini istiyorum ondan dolayı. Yani yediğinizde her kaşıkta sarımsağın tadı, kese yoğurdunun lezzeti ve çok az da bir tuz atalım. Tuzumuzun tadını komple alın. İçine koyacağımız malzemeleri doğramaya. Ben salatalık tercih ediyorum içinde. Semizotuna çok yakışıyor. Ve de salatalığında gene içini kullanmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabuk kısmını kullanacağım. Hatta vitamini kabuğundadır sözü vardır bilirsiniz. Herhalde o söz bunun için yazılmış olabilir. Bu arada burada kullandığımız hiçbir şey, hiçbir ürün israf olmuyor arkadaşlar. Genelde ekip olarak biz tüketiyoruz. Tüketemediklerimizi de burada hayvansever arkadaşlarımız var. Birkaç tane görüştüğümüz barınak var, oraya gönderiyoruz hepsini de. Bunun da bilgisini verelim.
Çünkü dünkü yayından sonra böyle bir soru geldi. Ondan dolayı bunun da bilgisini vermek istedim sizlere. Bu arada kurban da yaklaştı. Kurban Bayramı, haftaya da Kurban Bayramı. Haftaya da gene cumartesi, pazar kurbandan sonra gene ekranlardayız. Sizlere bu sefer de efsane bir kurban tarifi vereceğim. Efsane. Hatta birazcık şöyle size sır vereyim. Etsiz ürün yok. Her şey etli. Bakın salatalıklarımı da gene aynı şekilde sarımsak gibi. Yani mutfak tabirini kullanıyorum gene. Bizi yormasın. Hem de içine salatalık koyuyorum ama sadece salatalığın tadını vurgulamak istemiyorum içine. Sonuçta bu bir semizot salatası. Semizotunu vurgulamak istiyorum. Ondan dolayı bu şekilde devam ediyoruz. Salatalıklarımı doğradıktan sonra da ne yapıyorum? Hatta doğramaya devam ederken bir fırına doğru yolculuk yapalım. Bakalım tavuklarımız nasıl? Of 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 of. İlk 200 ile başlamıştım. Ben şimdi fırınımı 220 dereceye getirdim arkadaşlar. Birazcık dereceyi arttırdım. Çünkü pişmeye başlamış, artık üzeri kızarsın istiyorum ondan dolayı. Evet bakın. Meditasyon gibi ya bu ses. Harbiden meditasyon gibi. Mutfak meditasyonu. Şöyle alayım hatta, belki kameraman arkadaşıma kolaylık olsun, göremiyordur. Evet, salatalığımızı aldık, çizdik ve sinirlendiniz mi? Çok mu gerginsiniz? Her şey istediğiniz gibi gitmiyor mu? Bugün kavga mı yaptınız? İş yerinde problem mi oldu? Unutun ya. Geçin eve. Bir tane soğan, bir tane sarımsak, bir tane salatalık. Doğrayın, stres atın ya. Stres atmanın sadece kavgayla bağırarak yolu yok, yöntemi yok yani. Bir de böyle bir şeylerle uğraşarak da var. Mesela yemek yapın, yemek yiyin. En sevdiğim. Bunu herhalde her halimle belli ediyorumdur zaten. Şimdi yemek yapmak kadar yemek yemek de bir sanat bence. Ben kendimi pek sanatçı olarak görmüyordum eskiden. Ama sonradan anladım ki aslında bizim sektörümüz de bir sanatmış. Çünkü biz de sebzelerle konuşuyoruz, sebzelerle iş yapıyoruz, onlarla tabak süslüyoruz. Her zaman ya mükemmel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. İşte bunu beğenirler mi? Bu malzemeyle bunu karıştırırsam nasıl olur? Daha güzelini nasıl sunabilirim? Daha güzelini nasıl verebilirim? Aslında bizim hep böyle bir kargaşamız var. Yani şefler sanmayın ki ya işte parasını alıyor, yemeğini yapıyor, geçiyor. Öyle bir şey yok aslında. Her şef yanına gelen herkesi mutlu etmek ister. Her şef yemeğini yiyen herkesin yüzünün gülümsemesini ister. Yani bizim sektörümüz böyle bir sektör aslında. Gülümsetmek, doyurmak, mutlu ayırmak. Bunun gibi. Hatta bizim sektörde aslında son dokunuşçularımız da vardır. Mesela tatlıcılar. Ben ne kadar güzel yemek yaparsam yapayım ya da ne kadar kötü yemek yaparsam yapayım. O son dokunuş var ya, o son dokunuş. Hatta o son dokunuşla ilgili de bir bölüm size. Güzel bir tatlı tarifi de borcumuz olsun buradan. Tatlı her şeyi bitirir. Her şeyi ama. Sinir, stres, hiçbir şey bırakmaz. Şimdi benim yoğurduma göre bu kadar salatalık bana yeterli geldi. Salatalıklarımı da yoğurdumun içine alıyorum arkadaşlar. Bir tur daha şimdi gene karıştırma yapacağım. Şu anda bunu böyle de servis edebilirsiniz bu arada. Şu anda da kurucacık. O da hazır. Sarımsak var, yoğurt var, tuz var, salatalık var. Daha ne istiyoruz? Ama biz en güzelini yapabilmek için tabii ki sıralamayla devam ediyoruz. Evet, salatalıklar da komple karıştı. Ve şimdi sıra geldi üzümlere. Kese yoğurdu olduğu için kasem ne kadar oynarsa oynasın dökülmüyor arkadaşlar. Bakın dökülmüyor. Kese yoğurdu. Hem de sağ olsun yönetmenimiz Serkan Bey de kese yoğurdunu bize Balıkesir'den getirtmiş. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Evet, ne diyorduk? Kurban Bayramı yaklaştı diyorduk, evet. Kurban Bayramı.
mübarek bayram. Kurban Bayramı'nda hatta basit bir sır vereceğim size, çok basit. Benim adımı taşıyan bir yemek yapacağım size. Özellikle seçtim. Hem çok sevdiğim için hem de çok güzel bir tekniği var, pişirme tekniği. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Benim de çok hoşuma giden bir teknik. Bu arada üzümleri de arkadaşlar küp küp doğruyorum gene. Demin de dediğim gibi hem salatada hem de yapmakta olduğum semizotu salatasında ekşi üzüm kullanıyorum arkadaşlar. Neden ekşi üzüm? Ağızda yani bir şeyleri yerken ekşiliğimizi de alalım. Yani bir tat eksikliğimiz olmasın. Ben bugün başlangıç olarak vereceğim aslında bu semizotu salatasını. Yani gene semizotu salatası, roka salatası. Burada iki tane salatamız var bizim. Tabii bir tanesi meze olarak geçiyor yoğurtlu olduğu için ama o da bir salata türüdür bence. Yemek öncesi aslında ama yazın olduğu için sadece bunları öğün olarak da tüketebiliriz. Mesela penneyi, yaptığımız penneyi sadece ve sadece bir öğünde tüketebiliriz. Yanında bir şeye gerek yok. İşte bir el yapımı limonata olur. Bir el yapımı soğuk hoşaf. Mesela bunu da yapalım bir gün. Bunun da tarifini verelim sizlere. Kiraz, vişne. Hazır her yerde üzüm dolu, üzüm. Bilirsiniz Ege'nin de üzümleri harikadır. Hani geçen programda söylemiştik. Belki yeni izleyicilerimiz olmuştur. Buradan ufak da bir hatırlatma yapalım. Kendimizi bir tanıtalım. Ben Samsun'da doğmuş ama İzmir'de ikamet eden, İzmir'de yaşayan, Ege'nin incisinde oturan bir şefim. Endüstriyel mutfak cihazları üreten bir firmanın kurumsal şefiyim. Aynı zamanda Ege bölgesinde birçok restoranta da menü hazırlayan, menü eğitimleri veren artık bir kardeşinizim. Buradan bütün izleyicilerimize sesleniyorum. Tariflerimi lütfen uygulayın. İnanın bunlar belki 100 kere, belki 200 kere yapıldı. Özellikle sizin için seçtim bunları. Size biraz faydalı olabilsin. Akşamları yemek derdiniz olmasın. En azından hafta sonu yemek derdiniz olmasın. Tek amacım bu. Osman Şef'le lezzet dünyasında bugün sizlere gene mükemmel ürünler yapmıştık ya. Bak onlardan bir tanesinin şimdi üzümünü de atıyoruz içine. Yoğurtlu semizotu salatamızın üzümünü de doğradım. Onu da attım. Ve burada yaprak olarak hazırlamıştım ben zaten semizotlarımı. Son olarak onları da karıştırıyorum içine. Ve bir karışım daha yapıyorum. Daha sonra semizotuyla arkadaşlar kısa bir süre ayrılacağız. Onu dolapta bir dinlenmeye, beklemeye alacağız. O da hazır. Birini bırakıp birini alıyoruz. Bakın arkadaşlar salatayı ilk dolaba atarken dikkat ettiyseniz daha kabarıktı. Şu an daha sönük. Neden? Çünkü sosunu çekti. Yeşillikler artık beni ye diye yalvarıyor ya. Beni yiyin artık diyor ya. Beraber yiyelim. Birazdan beraber yiyelim. Son rötuşları kaldı çünkü salatamızın. O rötuşları da tamamladıktan sonra beraber yemeye başlayacağız. Bizim burada güzel bir kasemiz vardı salata için. Sizler için bunu da sunalım. Evet. Şu an son bir karışım işlemi kaldı salatanın. Onu yaptıktan sonra artık salatanın size sunumunu yapacağım. Hemen şöyle bir tezgahımızı bir silelim hemen. Ve
Evet, salatamızın içinde bizim eksik ne vardı? Kuru incirimiz vardı, bademimiz vardı. Şimdi onları bir ilave edelim. Arkadaşlar incirleriniz eğer, kuru incirleriniz eğer sertse, kuru incirlerinizi suda yaklaşık 1,5-2 dakika bekletirseniz incirleriniz tekrardan yumuşar. Bu bilgiyi de size buradan bedava vermiş olalım artık ya. Evet, şimdi incirlerimi de gene aynı şekilde jülyen şekilde doğruyorum. Dedik ya vitamin salatası diye. Yani bu salatayı ye yüzme yarışına gir. Bu salatayı ye koşu yarışına gir. Bu salatayı ye halı sahaya git. Bu salata öyle bir salata oldu. Resmen vitamin deposu ya. Resmen vitamin deposu. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız güzelliğe? Bakar mısınız? Of, of, of. Şimdi sıra geldi suda mozzarella'mıza. Suda mozzarella'yı arkadaşlar suda mozzarella bildiğiniz gibi tuzsuz bir peynirdir. Ve de çok sağlıklıdır. Süt özütünden yapılır. Bundan dolayı şu şekilde onu buraya aldık. Sizler de daha rahat görün diye. Şimdi sıra geldi bademlerimize. Ve arkadaşlar son bir zeytinyağı işlemiyle salatamız hazır. Salatamızı baş köşeye koyalım. Şimdi sıra geldi diğerlerine. Evet. Sebzelerimizle beraber bu makarnayı ben burada beklettim. Neden beklettim? Çünkü sotelediğim sebzeler suyunu saldı. Makarnalar da acayip bir şekilde marine oldu. Şimdi son ısıtmamızı yapacağız. Ondan sonra da makarnamızı tabaklayacağız arkadaşlar. Bu arada fırını unutmayalım, fırını. Hemen bakalım tavuklarımız ne alemde. Of, 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 of. Ya şu kokunun güzelliğine bir bakın ya. Evet. Tavuklarımız da hazır. Tavukların hazır olup olmadığını, sosunu çekip çekmediğini çok basit bir yöntemle anlayabilirsiniz. Pekmez aktığı için zaten direktman yanar, yapışır tatlı olduğu için. Ondan dolayı şu an benim tavuklarım da hazır. Benim salatam dolapta. Ama yoğurtlu semizotu salatam. Tavuğum yanımda. Makarnam hazır. Duyuyor musunuz sesi? Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Evet. Şimdi hemen tavuklarımı da ben burada bir tabaklamak istiyorum. Tavuklarımın altına sadece dekor amaçlı olarak burada bir soğan koymak istiyorum ben. Kıl kırmızı soğan yaptım arkadaşlar. Dekorda kullanabilmek için. Evet, duyuyorsunuz değil mi sesi? Bak, 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 bak. Of be, of be. Evet.
Tavuğumu aldım. Bakın altı, üstü mükemmel bir şekilde kızarmış. Şimdi mikrofilis turp arkadaşlar. Komple yenilebilir durumda. Onlarla birazcık ben dekorlamak, süslemek istedim. Ve frenk maydanoz. Bu arada frenk maydanozla normal maydanoz arasındaki fark da şudur. Lezzet ve tat olarak hemen hemen aynıdır. Hatta frenk maydanoz biraz daha yoğun bir tada sahiptir. Frenk maydanoz arkadaşlar daha geç bozulur. Yani bir cam kasenin içine koyun ya da bir porselen kasenin içine. Dibinde az bir şey soğusun. O hayatta kalmayı başarıyor. Onun öyle bir özelliği var, öyle bir güzelliği var. Şimdi tavuğumuzu hazırladık. Makarnamızı bir soteledik. Şimdi sizlerden kısa bir ara istiyorum. Daha sonra da bu gördüğünüz mükemmel lezzetlerin sunumuyla tekrar karşınızdayım. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Zaten tavuğumuzu hazırlamıştık. Salatamız hazır. Makarnamız. Bakın 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 çıtır çıtır. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Buraya kadar geldik, boş geri dönmeyelim. Semiz otumuzu da alalım değil mi? Ve şimdi makarnamızın da son dokunuşunu yapalım şöyle. Ben üstüne birazcık da parmesan peyniri atıyorum şöyle. Of, 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 of. Ve sıra geldi semiz otu salatamıza. Evet, semiz otumuzu da hemen bir çemberin içine koyduk. Çemberimizden çıkardık. Çok basit gene süslemelerini yapıyoruz. Arkadaşlar yemek yapmak kadar aslında yemeği kendi zevkinizce süslemek de çok güzeldir. Mesela bu süsleme için en güzel ürünlerden bir tanesi bence yeşillik ve harika mevsiminde olunca tadından yenmeyen çeri domates. Ama gene kabukları. Evet, şu şekilde süslerimizi tamamladık. Bugün sizlere ne yaptık arkadaşlar? Tatlı ekşi soslu tavuk. Hem de tavuk but. Harika bir roka salatası, kepekli penne ve mükemmel bir semiz otu salatası yaptık. Yoğurtlu, kese yoğurtlu. Buradan hepinizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, çocuklarımın yanaklarından, eşimin alnından öpüyorum. Bir dahaki yayında buluşmak dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın.